Sataşmadan AK Parti vekillerinden iki vekil sataşmada bulundu, onun için söz istiyorum. Ne dediler? Hain dediler. Hain. Buyurun kürsüden iki dakika. Sayın Bülbül, sizinle mi var söz talebiniz? Sayın Bülbül, sizinle mi olacak söz talebiniz? Sizin yok, yanlış girmişsiniz. Tamam. Sisteme girmiş görünüyorsunuz, o yüzden sordum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Şimdi konuşma yapan vekillerin bazıları ve vekil olmayanlardan da hain lafını kullanarak bize dönük hitap ettiler. Şimdi biliyorsunuz ben bu lafları kullanarak konuşma yapmayı seven bir insan değilim. Ama siz bu kadar meraklıysanız hain lafının karşılığını bugün için bulmakta, o zaman aynaya bakacaksınız, kendinizi göreceksiniz. Bakın, sevmediğim bir şey ama bunu söylemek zorunda bırakıyorsunuz. Hain kimdir biliyor musunuz? Bu ülkenin kaynaklarını ve zenginliklerini yandaşa peşkeş çekenlerdir. Yolsuzluk yapanlardır. Talan yapanlardır. Kara para tüccarları ve uyuşturucu tüccarlarıyla birlikte fotoğraf çektirenlerdir. Hain bunlardır esas itibariyle. Ve bakın, şimdi birincisi bu, ikincisi... Belediyelerle ilgili burada konuşup duruyorsunuz. Biz burada defalarca araştırma önergesi verdik. Zerre kadar siyasi cesaretiniz varsa, zerre kadar gelin belediyelerle ilgili bu araştırma önergelerini tartışalım, araştırma komisyonu kuralım. Hangi belediyelerde ne yapılmış, bunları açığa çıkartalım. Çünkü neden? Bakın, 48 HDP belediyesine kayyum atandı. Şu ana kadar 104 kişi. Niye 48 belediyeye 104 kayyum atandı biliyor musunuz? Çünkü bazılarına 3, bazılarına 4 kere kayyum atandı. Çünkü o sizin atadığınız kayyumlar hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı, talan yaptı. Sizin kayyumlarınız hırsızdır. Onun için değiştirmek zorunda kaldınız. Merkeze çektiniz. Sadece Mardin'de 36 ihalede Mardin valisi ve kayyımı hakkında soruşturma açıldı. Utanın ya, utanın. Utanın. Sayın Tunç, söz talebiniz var. Açalım mikrofonu. Nedir Sayın Tunç? Sataşmadan. Sayın Başkanım, konuşmaların değerlendirilmesi... O daha sonra. Tamam. Şimdi sataşmadan söz veriyorum. Sayın Bakan, bir açıklama yapacak mısınız? Buyurun. Açalım Sayın Başkanım. Ses. Buyurun. Biraz önce söz alan Atip, kayyumlarla ilgili yalan talan yapıldı, hırsızlık yapıldı ve birçok iftira ve hakikaten yalanlarda bulundu. Şimdi üzüldüğüm, Sayın Başkan, üzüldüğüm şu: 48 kayyuma şu kadar, belediyeye şu kadar kayyum atandı demek, bu devletle ilgili hiçbir işleyişi bilmeyen bir cehaletin ürünüdür. Biz kayyum belediyelere valilerimizi veya kaymakamlarımızı veriyoruz. Valilerimiz ve kaymakamlarımız, Doğu ve Güneydoğu'daki arkadaşlarımız bilirler, Türkiye'dekiler de bilirler. Tayin dönemi geldikleri zaman Doğu ve Güneydoğu'da görev süreleri 2 yıldır ve 3 yıldır. 3 yılı bitince çok doğal olarak batıya veya başka bir vilayete giderler. Şimdi burada bunun üzerine bitiriyorum. Doğu'da ve Güneydoğu'da Doğu'yu ve Güneydoğu'yu yaşanabilir bir hale getiren, Doğu ve Güneydoğu'ya milletin verdiği vergilerle belediyeleri neredeyse milletimize nasıl hizmet edeceğini gösterenler burada büyük bir ithamla karşı karşıyadırlar. Hırsızlığı yapan da, millete eşkıyalığı yapan da HDP'dir. HDP'dir, HDP'dir. Sayın Oluç. Sayın Oluç, buyurun. Sayın milletvekili, sayın grup başkan vekilleri, sayın bakan. Rica ediyorum, yeniden bir sataşmaya söz açarak konuşmalarımızı yapmayalım. Teşekkür lütfen. Ederim sayın başkan, sayın vekiller. Tabii söyleyecek lafınız yok. Çünkü neden?
Kürt halkının iradesini gasp ettiniz. Siyasi hırsızsınız siz. Siyasi hırsız sizsiniz. Bakın, halkın iradesini gasp ettiniz. Seçim ve sandık hukukunu yerle bir ettiniz. Seçim adaletini yerle bir ettiniz. Ve bunların hepsini orada talan, hırsızlık ve yolsuzluk yapabilmek için yaptınız. Bunların hepsini görüyoruz ve biliyoruz, sadece biz değil. Kürt halkı görüyor, biliyor ve göreceksiniz. Kürt halkına yönelik bu düşmanlığınıza devam edin. Devam edin ki her gün iktidarı kaybetmenin yakınına biraz daha gidin. Biraz daha gidin, biraz daha gidin. Her hakaretiniz kaydediliyor halk tarafından. Bize eşkıya diyene bakın. Bize eşkıya diyen mafya iltisaklı ve irtibatlı bir bakan. Bize eşkıya diyor. Siz ne ayıbı? Ayıp değil. Ayıp değil. O çektirdiği fotoğraflar var ya, uyuşturucu tüccarlarıyla, kara para aklayıcılarıyla, o çektirdiği fotoğraflar esas itibariyle bize eşkıya diyenin aynaya bakması gerektiğini gösterir. Anlaşıldı mı? Bunu bilin ve duyun. Asla bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Siz ne zannediyorsunuz ya? Her seferinde bize hakaret edeceksiniz. Her seferinde bizim seçmenlerimize hakaret edeceksiniz. Ve biz bunları yiyeceğiz, öyle mi? Asla. Bütün hakaretlerinizi size ve bakana aynen misliyle iade ediyoruz. Sayın Tunç,